Güneş sisteminin hacim ve kütlece en büyük gezegeni olan Jüpiter, devasa boyuttaki fırtınaları, güçlü rüzgarları, aşırı yükseklikteki sıcaklığı ve auroralarıyla hala bilmediğimiz çok fazla noktanın olduğu bir gaz devi. Daha önce birçok farklı teleskop tarafından incelenen Jüpiter, James Webb Uzay Teleskobu tarafından da geçtiğimiz aylarda fotoğraflanmıştı. Bizler de Astrapera kanalında bu fotoğrafların ham, yani işlenmemiş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak elde edilen ham fotoğrafların işlenmesiyle birlikte bu Jüpiter fotoğraflarında inanılmaz detaylar da açığa çıktı. Öncelikle Jüpiter fotoğraflarının yakın kızılötesi kamerayla çekildiğini biliyoruz. Bir önceki videomuzda detaylıca anlattığımız gibi kızılötesi dalga boyu bizim gözlerimizin algılayamadığı bir aralık olduğu için çekilen fotoğraf ışığın görünür dalga boyuna göre eşlenmeye çalışılmış. Yani fotoğrafta daha uzun dalga boyları için kızıl tonlar, daha kısa dalga boyları içinse mavi renkler atanmış. Ancak fotoğrafın elde edilme süreci elbette bu kadar basit değil. James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın ve orta kızılötesi kameralarında optik filtre tekerleri bulunuyor. Filtre tekerlerindeki her bir filtre ışığın belirli dalga boylarının geçmesine izin verecek şekilde tasarlanıyor. Bu Jüpiter fotoğrafında da kırmızı, sarı yeşil ve açık mavi renklerin geçmesine izin verecek filtreler kullanılmış. Bu filtrelerden geçirilerek elde edilen yine siyah beyaz fotoğraflarsa bu filtrelere uygun biçimde sonradan renklendirilerek gezegenin yüzeyindeki detayları ayırt etmemizi sağlıyor. Daha basit bir ifadeyle bu fotoğraf Jüpiter'in kızılötesi görüntüsünün renklendirilmiş hali, görünür renkleri değil. Örneğin Jüpiter'in kuzey ve güney kutuplarındaki yoğun kırmızı rengi ayırt edebiliyoruz. Bu kırmızı renkler Jüpiter'deki auroraların, yani kutup ışıklarının ta kendisi. Bu kutup ışıklarının gezegenin boyutuna kıyasla ne kadar büyük bir alan kapladığını fark etmiş olmalısınız. Çünkü Jüpiter dünyanın manyetik alanından 20 bin kat daha güçlü bir manyetik alana sahip. Bu nedenle manyetosferi de inanılmaz büyüklükte. Hatta bu manyetosferdeki parçacıkların tümünü çıplak gözle görebiliyor olsaydık, dünyadan gökyüzüne baktığımızda aydan daha büyük bir alan kapladığını görürdük. İşte bu dev manyetik alan güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların yolunu saptırıyor ve nihayet gezegenin kutuplarındaki moleküllerle çarpışarak auroraların, yani kutup ışıklarının oluşmasına sebep oluyor. Diğer bir deyişle kırmızı renklerde gördüğümüz bu auroralar içerisine çok sayıda dünyanın sığabileceği kadar büyük, yüksek enerjili bölgeler. Kutup ışıklarıyla birlikte yeşil renklerde görülen yerlerse kutuplardaki atmosferik hareketlerin, yani devasa fırtınaların yoğun olduğu bölgeler. Bilim insanları bu bölgelerde Jüpiter'in bulutlarını adeta delip geçen bu sis akımlarının tam olarak neden kaynaklandığını hala çözebilmiş değiller. Bahsettiğimiz bu bölgeler 2016 yılında Jüpiter'in yakınından geçen Juno uzay aracı tarafından da detaylı biçimde fotoğraflanmıştı. Yine de bu bölgelerin Webb tarafından kızılötesi dalga boyunda incelenmesi oldukça önemli. Mavi renklerde ise artık Jüpiter'in yüzeyinin ana bulutlarından yansıyan ışıkları görüyoruz. İçerisine birkaç tane dünyayı rahatlıkla sığdırabileceğimiz ve yüzlerce yıldır devam eden devasa fırtınanın olduğu meşhur büyük kırmızı leke de fotoğrafta en çok dikkat çeken bölgeler arasında. Genel olarak konuşmamız gerekirse tıpkı büyük kırmızı leke gibi fotoğrafta daha açık renkli ve parlak görünen bölgeler Jüpiter'in yüksek irtifada bulunan bulutlarını gösteriyor. Bu bölgeler amonyak bulutlarının yoğun olduğu yerler. Amonyak bulutları da güneş ışığını yüksek seviyelerde geri yansıtabildiği için fotoğrafta bu bölgeleri parlak ve açık renkli olarak görüyoruz. Şimdi Jüpiter'in geniş açıyla çekilmiş diğer fotoğrafına bakalım. Önceki fotoğrafta gördüğümüz bazı renkler bu fotoğrafta yok. Çünkü bu defa turuncu ve açık mavi renk filtreleri kullanılmış. Dikkatimizi çeken ilk şey Jüpiter'in etrafındaki halka yapısı oluyor. Bu halka Jüpiter'den milyonlarca kat daha soluk olduğundan dünyadan en güçlü teleskoplarla bile gözlemlenmesi bir hayli zor. Halka boyunca ilerledikçe Amaltea ve Adrastea uydularını görüyoruz. Bu uydular Jüpiter'in Galileo uyduları olarak da bilinen meşhur 4 büyük uydusundan daha küçük uydular. Ancak onlara kıyasla Jüpiter'e çok daha yakın yörüngelerde dolanıyorlar. Nitekim Adrastea Jüpiter'e yakınlık bakımından ikinci, Amaltea ise üçüncü sırada yer alıyor. Jüpiter'e en yakın uydu olan Metis ise Jüpiter'in arkasında kaldığı için göremiyoruz. Bahsettiğimiz meşhur Galileo uyduları bu iç uydulara kıyasla
daha uzak mesafelerde oldukları için bu fotoğrafta görüş alanımızda değiller. Ancak fotoğrafa dikkatli biçimde bakacak olursak, Galileo uydularından Jüpiter'e en yakın olan Io uydusunun Jüpiter üzerinde bıraktığı son derece ilginç bir izi de görebiliriz. Ama bu defa çoğu Jüpiter fotoğrafında rastladığımız gölge benzeri bir izden bahsetmiyoruz. O halde bu iz neyin nesi veya Io'dan kaynaklandığını nereden biliyoruz? Öncelikle Io uydusu yüzeyinde 400'den fazla aktif volkanın bulunduğu Güneş sisteminin en aktif uydusu. Boyut bakımından uydumuz Ay'dan yaklaşık %20 daha büyük. Kütlesi ise Dünya'nın sadece %1.4'ü kadar. Yani Io son derece düşük bir kütle çekimine sahip. Bu düşük kütle çekimi sebebiyle de bu uyduda gerçekleşen volkanik patlamalar 500 kilometre gibi olağanüstü yüksekliklere ulaşabiliyor. İşte elektrik yüklü parçacıkların da bulunduğu bu muhteşem volkanik püskürmeler Jüpiter'in manyetik alan çizgileri üzerinde sürükleniyor ve nihayet Jüpiter'in yüzeyine düşüyor. Bunun sonucunda Io'nun yarattığı bu ışıma ışığın kızılötesi dalga boyunda görülebiliyor. Videonun başında belirttiğimiz gibi bu fotoğrafta kızılötesi gözlemlerden elde edilen bir fotoğraf olduğu için fotoğrafta Io'nun yarattığı ışımayı rahatlıkla görebiliyoruz. Elbette Io'nun Galileo uyduları arasında Jüpiter'e en yakın uydu olması da bu ışımanın bu kadar güçlü biçimde gözlenebilmesi için diğer bir sebep. Aslında Io'nun sebep olduğu bu iz önceki yıllarda Hubble Uzay Teleskobu'nun yaptığı gözlemlerde de görüntülenmişti. Şimdi gelelim fotoğrafta Jüpiter'in ve uydularının haricindeki en keyifli detaya. Fotoğrafta Jüpiter'in dışındaki alanlara yakınlaştığımızda soluk biçimde de olsa birçok galaksiyi seçebildiğimizi fark edeceğiz. Hatta bu galaksilerden bazılarının çubuklu sarmal galaksi türünde olduğunu bile ayırt edebilecek düzeyde detaylı görüyoruz. James Webb Uzay Teleskobu'nun ışık toplama kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu bu fotoğraf bize bir kez daha gösteriyor. Çünkü aynı anda hem Jüpiter hem de milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin ışıklarını yüksek çözünürlüklerde toplayabilmek gerçekten de her teleskobun başarabileceği bir iş değil. Son olarak Webb tarafından elde edilen Jüpiter fotoğraflarının siyah beyaz ve ham görüntülerden bu kadar ayrıntılı ve estetik hale getirilmesinde büyük rol oynayan gizli bir kahramandan bahsetmek istiyorum. Bu videoda ele aldığımız fotoğraflarla birlikte internette rast geldiğimiz çoğu fotoğrafı işleyen kişi Judy Schmidt adında bir amatör astronom. Yani Judy Schmidt'in resmi bir astronomi eğitimi yok. Ancak kendisini astrofotoğraf işlemesi konusunda eğiterek NASA ve ESA'nın projelerine katılmış bir isim. Astrofotoğrafların bu şekilde işlenmesi için Schmidt gibi gönüllülerin rolü çok büyük. Çünkü uzay teleskoplarından gelen onlarca terabaytlık verinin her zaman bilim insanları tarafından işlenerek göze hitap eder durumlara getirilmesi mümkün değil. İşte bu noktada Judy Schmidt'in bilgi ve uğraşları sayesinde Webb'den gelen fotoğraflar yalnızca bilim insanlarının üzerinde çalışabileceği veri paketleri olarak kalmıyor, aynı zamanda hepimizin baktığımızda hayranlık duyduğu sanat eserleri haline de geliyor. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.